SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı oranında bir artışa gidildi. Sürpriz bir şekilde Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı tabloyu. 49,25'e yükseldi. Yani memurun ve memur emeklisinin zam oranıyla aynı zam oranını almış olduğu SSK ve Bağkur emeklisi. Hal böyle olunca tamamıyla sayılar değişti. Bakalım nereye inmiş. SSK ve Bağkur emeklilerimiz sadece son 6 aylık enflasyon verilerine göre ücret artışı alıyorlar. Biliyorsunuz 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verimiz ise %37,57 oranındaydı. Geçtiğimiz hafta bu oran tabii Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte %42,57'ye yükselmiş oldu. Zam %42,57 idi. Ek zamma artış geldi. %49,25 oldu. Hesaplar değişti. Müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının %49,25'e çıkarıldığını duyurdu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranına göre ek zammı hesaplandı. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni emekli maaşları. Tabii en düşük emekli aylığı yine 10 bin lira şeklinde kaldı. Bunun artık yasalaşmasını bekliyoruz. Ek zam öncesinde verilen zam kararı %42,57 idi. İşte o zaman 6700 ve altında maaş alanların cebine girecek olan para 10 bin liraydı. Şimdi ek zamla birlikte zam oranı %49,25'e çıktı. Ancak 6700 ve altında maaş alanlar için hiçbir şey değişmedi. Onların yine cebine girecek olan para 10 bin lira. 7500 lira emekli aylığı alan birisi aslında enflasyona göre ücret artışı alması gerekirken 10.317 lira olacaktı. Enflasyona göre uygulansaydı eğer 11.194 lira %49,25'e göre ücret artışı alacak. Yani artı olarak 877 lira cepte diyebiliriz bu emeklimiz için. 10 bin lira ücret alan, kök aylığı 10 bin lira olan emeklimiz için ise 13.757 lira olması gerekirken 14.925 liraya çıktı. Kök aylığı 15 bin liranın altında olan emeklinin yeni maaşı asgari ücretin altında kaldı. Ancak 15 bin üstü olanlar o rakamı aşabildi. Kök aylığı 15 bin lira olan emeklimiz ise 20.635 lira alması gerekirken 22.387 liraya çıktı. Bu emeklimizde ise artı olarak 1752 lira cepte diyebiliriz. 20 bin lira emekli aylığı alan emeklimiz ise 27.514 lira olması gerekirken 29.850 lira yükseldi. Son noktada da 25 bin lira emekli aylığı, kök aylığı 25 bin lira olan emeklimiz ise enflasyona göre 34.392 lira aslında olması gerekiyordu. 37.312 liraya yükselmiş oldu. Tabii bu değişiklikle birlikte dul ve yetim aylıklarına da zam geldi. Orada da rakamlar değişti. Evet, %49,25 zamlı alacaklar. Bunu vatandaşlarımız bilsinler, hesap etsinler. Şu anda E-Devletlerinde %37,57'yi gördüler. Bu rakam üzerinden alanlar oldu. Onun için de Sayın Bakanımızın dün akşam açıkladığı kanun çıktıktan itibaren bir hafta içinde de farklar hesaplara yatırılacak. 3 milyon kişiyi ilgilendiren dul ve yetim aylıkları da arttı. 49,25'e yükseltildiği açıklandı. Bakan Işıkhan duyurdu oranları. Dul ve yetim aylıkları da %49,25 oranında arttı. Bugün %25 hisse oranıyla 2574 lira aylık alan bir kişinin yeni maaşı 3842 lira. Ancak hesaplara henüz %37,57 oranı yansıdı. Geri kalan farksa kanun çıktıktan bir hafta sonra hesaplara yansıyacak. Peki açıklanan zamla %50 hisse oranında zam alanlar ne kadar maaş alacak? %50 alanlar 5.511 liradan 49.25 zam uyguladığımızda 2.714 lira bir farkla 8.225 lira alacaklar. Bugün 7.541 lira dul ve yetim aylığı alanlar. Onların da maaşları değişti. 75 alanlarda 7.541 lira alıyorken 3.714 lira bir farkla 11.255 lira alacaklar. Evet, bu konuyu çok konuştuk değerli izleyenler. Yeni başlayan öğrencilerin ücretlerinde istediği rakamı söyleyebiliyorlar çünkü velilere özel okullar ve
tabloya bakınca da %300'e varan artışlar var. Peki onu da kabul ettik diyelim. Peki o okula verdiğinizde eğitim verecek öğretmen ne kadar alıyor %300 artış varken? Öyle bir durum yok. Öğretmendeki artış oranı maaşta %10. Hal böyle olunca da özel okullardaki öğretmenler isyan etmiş durumdalar ve eski sistem geri gelsin diyorlar. Yani taban maaş uygulaması. Oldu mezun olalı. Mezun olduğum dönem ödediğimiz miktarla şu anki miktar arasındaki fark büyük. Ben tanıdığım bir öğrenci de gidiyor. O ikinci sınıfa gidiyor, 100.000 TL ödüyor. Ama ben lise sonunda, ki lise sondaki fiyatlar farklı oluyor. Her dönem, her sene daha farklı fiyatlar oluyor. 20.000 TL'ye gitmiştim. Veliler okul ücretlerine, öğretmenlerse aldıkları düşük ücretten dert yanıyor. Bunun öğretmenlere yansıyan boyutu çok çok düşük. Özel okul fiyatları son zamlarla birlikte aldı başını gidiyor. Peki böylesine yapılan zammın sebebi neydi? İlk akla gelen öğretmen ücretleri oluyor ama işte o öğretmenlerin iddiasına göre de onların aldıkları maaş özel okulların aldıkları ücretin yanında adeta devede kulak kalıyor. Bazı özel okullar %300'e kadar zam yaptı. Ancak onların öğretmenlere yaptıkları zam ise en fazla %10'larda kaldı. Hatta bazıları zam yapmama kararı aldı. Ben 18 bin lira alıyordum zaten asgari ücret zammından önce. Ve bana 2 bin lira zam yapıldı sadece. Asgari ücretin sadece 2 bin lira üstüne reva görüldük. Üstelik onlar kamudaki meslektaşları kadar mesai yapıyorlar. Bir gün falan mı gidiyorsunuz da bu parayı alıyorsunuz acaba? Keşke öyle olsaydı. Hayır, aslında haftanın 5 günü gidiyoruz, deli gibi çalışıyoruz ve bunun yanı sıra içeride mobbingi, angaryası, evrak işleri o kadar fazla ki yani saat öğretmenlik yapmıyoruz aslında. Atanamadıkları için özel okulda çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin tek bir isteği var. O da yıllar önce kaldırılan taban maaş uygulaması. 2014'te miydi o taban maaş uygulaması? Evet, 2014'te alındı.